Türkmeneli Televizyonu'ndan siz değerli izleyenlerimizi saygı ve hürmetle selamlıyorum değerli izleyenlerimiz. Yeni bir programla tekrar sizlerle birlikteyiz. Bu hafta özellikle de önemli bir konuyu ele alacağız. O da biliyorsunuz ki 15 Haziran 1869 yılında Irak Basın Günü kurulmuştu ve o günden bugüne kadar 154 yıl geçti. Irak Basın Haftası olarak kutlanıyor. Şimdi konuklarımız var. Çok değerli iki medyacı, iki gazeteci bizlerle birlikte. Öncelikle Ali Malallah gazeteci. Ali Bey, programımıza hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk, sağ ol. Sağ ol. Bir diğer değerli isim Anadolu Ajansı Kerkük temsilcisi Ali Kasapoğlu. Ali Bey, siz de programımıza hoş geldiniz çok efendim. Çok teşekkür ederim bu davet için. Bu arada da basın gününüzü kutluyorum. Evet, sizlerin de ve bütün gazetecilerin, bütün basın medya organlarında çalışan herkesin basın günlerini kutluyoruz. Ali Bey, ben sizinle başlamak istiyorum. Tabii şimdi genel olarak değerlendirdiğimiz zaman aradan tam 154 yıl geçmiş durumda. Ancak basit bir şekilde basından birazcık bahsedebilir misiniz? Hakikaten biz çok teşekkür ederiz bu programa katıldık. Nece diyorsan medya tesisi 154 yıl Irak'ta tesis olundu. Birinci kere olanda medya olanda ceride başladı, Zavra ceridesi başladı izdar olunmaya. Başladı bu istimrede işlemek, yani ceridet izdaratı tanımı oldu. Bu fetra kalan diyelim 154 il geçen medyanın üzerine, tesisine. Irak bu merhalesinde 154 il içinde bir nece diyesen takriben 4-5 merhale başladı bu işleyen bu medyada. Yani bildiğince o fetra nece o fetra bidayası tesiri çok da geldi. Mahdud bir şeydi, bir ceridaydı. Kana cediyesen ha natıqıydı, 4-5 bir dilinden çıkardı. Kaldı bir fetra, ile an başladı, tesis oldu. Nikabat sahafiyin Irak'ın başlığı durdu. Tesis olanda, takriben nikabat sahafiyin başladı, temsil etmeye medya işleyenlerde. Tanavu oldu bir kez. Yani nece diyesen özü bilsen Irak'ın medyası bir ticaha etmez biz diyesen. Nece diyesen natıka bir lügal arabiye. Yok, o da onun var idi natıka bir lügal Türkmaniye, lügal Türkiye diyesen. Zaten oldu fazla üzerine. Vesail ilam var idi, aynen teveccühü var idi natıka fil lügal Kürdiye. Bu üç bölüm kaldı, tesisi çok tanıydı. Kaldı tegirat özü bilsen Irak'ta tegirat olundu nece diyesen nebde tarihi oldu cumhuri şey meleki vakti ondan sonra tegir oldu nizam cumhuriye gitti nizam cumhuri olanda takriben 56 idi bunca gitti siyasi nizam nece diyesen bir nizam üzerine getirdi medya işleyenlerde hapsu muvaccih oldu hükumiydi taadud yok idi ahzabda. Yani nece diyesen natıkıydı bismil hukuma. Her bir programıydı. Bir sistem üzerine yeriydi menhecci i'lam. Diyesen ege fadaiydi, ege izaiydi, ege ceridaydı. Bu fetra kaldı. O fetra yani işleyen medyada her bir sistem üzerine işlerdiler. Yok idi taadüdü. Bir fadaiyaydı diyagen. O bir idaa cumhuriyet Irak'ıydı. Bir fadaiye var idi. Özü fadaiyel Irak'ıydı. Kaldı nizam şumul yani nece diyesen nizam hükumi kimini getirdi. İle en tegir oldu takriben 2004'te, 2003-2004, 2003'te ayın 3'ü 4'ünde de bu sene özü bir sene ihtilal emriki girindi Irak'a. Bu medyası tegir olundu. Avval noktaya tözün durdu, halletti uzaratel ilam. Evet. Bunda ne oldu Irak'ta? Nece diyesen tahavul oldu nizam. Nizam el hizb el vahidten ila nizam el ahzab el mutaaddide. Bunda başladı. Ne oldu? Oldu bizde sahafa. Hani Mongolik'de sahafa oldu, açık olundu, taaddüd oldu bizde. Hani bir vesile ilam vardı, oldu bizde takriben 54 vesile ilamiye, fadaiye fazla oldu. Midye de işleyen fazla oldu. Evvel diyelim kesebil misal, işleyen nikabat sahafiyinde, o bütün vesile ilamlerde adetleri tecavüz etmez idi. 5000 idi, 6000 idi. Biz burada ne oldu? Fazla oldu. Fadaiye bir fadaiyeydi. Takriben 18-20 fadaiye oldu.
Teaddüd ahzab oldu bizde. Medyada işleyen fazla oldu bizde. Evvelki kalmadı bizde eylem muğlak, eylem bez teveccüh hükümiydi. Yok, muvatın başladı bilmeğe ne var idi? Evvel ma'luma hasranıydı, giderdi bir cihe eylemiye, özü tevzi ederdi, özün yok. Burada ne oldu bizde? Hürriyet sahafı oldu bizde. Evet. Muvatın bilir ne olur ne olmaz. Evvel her bir normalı gelirdi, bir sisteme gelirdi, kalardı bir neşre ihbariye çıkardı. Yok, indi taaddüd oldu falan, vesaili eylem. Vukalat anba fazla oldu, ceride fazla oldu, işleyen medyada fazla oldu. Lakin biz bu taaddüd örgüne, fazla olan adet örgüne, yani nece diyesen bu fazla olmağa bir makayis olduk, biz iki parça örgünde olduk. Sahafa mihaniye oldu bir parça örgünde. Bir parça örgünde oldu sahafetel ahzab. Evet. Peki hocam, sizinle devam etmek istiyorum ben. Tabii yıllarca Türkmenli Televizyonu'nda da emeğiniz vardı. Şimdi ise Anadolu Ajansı Kerkük temsilcisi olarak görevinizi yapıyorsunuz. Ali hocam çok güzel bahsetti, özellikle de 2003'ten önceki dönemi. Şimdi Ali Kasapoğlu olarak hem Türkmenli Televizyonu'nda görev yaptınız, aynı zamanda Anadolu Ajansı'nda ve bu geçen süre zarfı içerisinde. Şimdi Irak'ta medyayı nasıl görüyorsunuz? Yani maalesef aradan 154 yıl geçip, bu tarih uzun bir tarihtir. Bazen düşündüm, tam bilmiyorum, araştırmadım ama belki de Orta Doğu'nun ilk eylemini belki de Irak'ta çıktı. Belki de birincilerdendi yani. Bu tarihe, bu uzun tarihte ne kadar biz başarılı olduk ya da bu tarih bize ne kadar bir şeyler verdi, o tartışılır. Bugün son 20 yıldaki bu Irak'taki sistem değiştirildikten sonra aslında bir devletin yayın organı ya da bir hizbin yayın organından farklı bir boyuta geçtik. Biraz demokrasi oldu. Aslına bakarsak biraz böyle bardağın dolu tarafına bakalım. Eskiden çok münhasırıydı. Tekeliydi. Şeyden sonra, 2003'ten sonra daha tenevi oldu. Daha çeşitli oldu. Daha özgür oldu. Ona bakarsak. Bir basında bir özgürlük oldu, demokrasi oldu diyelim. Bu bir geçerdi. Evet. Ancak bizler, Iraklılar bu demokrasiyi, bu hürriyeti ne kadar iyi kullandık. Bu önemlidir. Yani sana bir şans verirler, bir fırsat verirler. Onu ne kadar iyi kullanasan. Kullanıldı mı? İşte orada sorun oradaydı. Sorun oradaydı ki çok iyi kullanılmadı. Tabii ki daha önceki de hiç iyi değil geldi. Ama daha sonra da bize verilen fırsat iyi kullanılmadı. Neden? Çünkü az önce Ali Bey'in dediği ki siyasi partiler çoğaldı. Bir siyasi parti var idi. Oldu 20, 30, 50 oldu. Düşünün, her siyasi partinin, her siyasi tarafın bir yayın organı varsa demek ki ne kadar adada yettik biz. Bazı siyasi taraflarında birden fazla yayın organı var. Biraz daha hizbileşti, siyasallaştı bu iş. Milletin tam görüşü, tam fikri, istediği, derdi, meselesinden ziyade bir siyasi tarafın fikir düşüncesi empoze edildi. Bütün yayın organlarına baktığımızda, yani izleyiciye, müştemaya, topluma sanki onun derdini anlatır gibi oldu da, ama gerçek bu değil. Her bir yayının altında bir fikir düşünce, siyasi fikir ortaya atmak var içinde. Dolayısıyla bu 20 yıl içerisinde bir sahafı özgürlüğü, bir medya özgürlüğüne rağmen verimli olunmadı. Çok iyi yere gelmedik. Yetersiz kaldık. Bundan daha güzel şeyler yapılabilirdi. Bence olmadı yani. Bu başarılmadı bir kere. Evet. Ali Bey, şimdi Ali Hocam güzel bahsetti. Özetle de 2003'ten sonraki dönemde. Özellikle siz de bunu dile getiririz. İşte siyasi tarafların daha fazla medyaya karıştığını, ki bunda bir anlamda belki avantajı da olabilir. Yani medya arasında bir çekişme de olabilir ve bu çekişmeler başarıya doğru götürebilir. Ancak gördüğümüz kadarıyla Irak genelinde Ali Hocam da o şekilde dile getirdi ki maalesef medya geriye doğru gitti. İşte basın kuruluşları geriye doğru gitti. Sizce bundan sonraki dönemde bunu toparlamak için nelerin yapılması gerekir? Ya da bunu nasıl doğruya doğru yönlendirebiliriz?
Hakikaten Ustad Ali Özdiye de bu kimin dedi, bu ahzab siyasiyet yani medyaya tedekkül eden çok. Biz sahafa indi bir, yani bu hasatın bu 3 yıl 4 yılda sahafa başladı müstevası çok dönme. Yani bizim bir şeklin am medyada işleyen evvel kere çok olundu. Yani bu çok olanlar da bilmirler aslan özü medya nedir. Yani gir ortaya yere kamera kaldır özü bilmir özü nestir. Yani biz bir indi haliyen biz işleyen medyada bilirler bu şey hakikati. Biz indi iki parça inneci olup san. Bir parça hakikati seleşer. Bir parça hakikati diyemirler. Geldi istediği şeyi ufak nece diyesen siyaset bir şey üzerine selaşırı gelir bir yana işleri özü tekrir mihani işleyen medyada bilirler tekrir tekrir nece yapılı. Yani bilirler sen gerek nakledesen hakikaya yani bir kulli mihaniye ve tecrü. Lakin biz bu fatura Irak'ta diyedik o 2004'ten sonra bazı ahzab var, tevcih edir, kanatları, o murasilleri bir itica işler, sistemleri tabi bir şeye düz geçsin. Yani burada fadaiye işleyen fadaiye de, o murasil, o kanat işleyen de bunlar. Bunlar yani özü keynama nakil haberi oldu. Hiçbir şey yengi vermirler. İndi muhatın, maşallah özü sen, biz indi nece diyesen, vesail-i ilam ki, vesail-i ilamın kaşarında indi var sahafet-i muhatın. Facebook'tu, Twitter'dı, ayrı mevakıhtı. Bu da Kasım'a özü bir nece diyer, memleket halkı bir tane mobilinde elini tutur, bir hadis olur, o bir şey olur. Bes mübaşır açır, verir o şey hadisi, kamil nakledir o resmi. Beynem fala iyi, durs ulaşınca, nakledince o haberi. Keynama hakikati de ulaştırmır muvatın için ceddede. İndi haliyen yani nece diyese telakki ma'luma evvel kişime kalmadı. Yani hocam şöyle diyebiliriz mesela basın mensupları siz daha iyi bilirsiniz bunu tabii ki de bir gazeteci olarak biz de televizyonda ekip olarak yani zorluklar çekiyoruz mesela basit bir konu için oraya giderken rapor yapmak için onu haberleştirmek için işte görüntüler alıyoruz orada görüşmeler yapıyoruz zorluklarla karşılaşıyoruz ona rağmen ortaya iyi veya kötü bir şeyler çıkıyor. Siz de bunu dile getirdiniz işte. Herhangi bir genç artık elinde cep telefonuyla görüntü yapıp sosyal medyada paylaşıyor. Yani başka boyuta doğru gidiyor bu. Bu da. Bes kalı bir şekil am siyaset kanal. Gerekim özün baksın. Harda sen indi ala sevil mithal getirin bir... Sen işlesen medyada. Sen ala, biz dedik o Ustad Ali kimin 20 ildi biz işleyirik. Biz ne ettik bu medya için? Bu memlekette biz işleyen, bu memlekette Kerkük'te işleyen medyada bilirler. Sahafel hakiki hardadı. Bilerler sen nece işleyesen reportajı işlesen. Biler nece taamül eder reporttan. Sen işleyen de o reportu, tekrir işleyen de o. Mada tesir ceddeye. Sen ne tu, yani bir tarih eden de o bir mevzuğu, muhalece etsen o mevzuğu, yu aynen geçsen işlesen özün gaye bir gaye var içinde. Yani sen tekrir tarih eden de o, sen gerek muhalece kanşarında muhalece desen o şeyi. Evet. Fakat çoğu işleyen medyada bilmirler aslan özü nedir niyetleri. Yani biz işleyen de Ustad Ali bile biz daima murasil meydani işleyen bile tekrir nece nakleder, nece yapar reportu, nece şey eder, tarih-i mevzu'a alar. Biler bir hayat işleyen de tekriri, muhaleceden de bir mevzu'u onun kaşarında varsan, ithare etmesen bu memleket içinde işleyesen. Sen yapasan bir mevzu'u, sen tarih edesen o mevzu'u, yapasan özün, bilesen bir hayste burada sen medya nece diğer medyanı işleyen de tekrir tarih eden de var içinde kitice bir itica icabı var içinde onun kaşarında ithara var. Fesen indi tarih eden de o la samah Allah o tekrir eden de yapan da vazın. Andıran da vazın bir sura mihaniye. Sen muhalece etsen o mevzu'u aynen kaşarda alsan ra'yı ve ra'yı ahar. O tesir etmesen bütün şeylere taksir yapan da tarih eden de o muza. Biz alanda özün bir yandan alanda özün tekrir yapan da özün. Bakmasan tesir kanşarında nerede? Her ya turasan bu report tarih etti, tekrir yaptı, atı özün meydana fadaiye arz etti özün. Sen bundan ne tu fayda etti memleketi için? Bir istifade getirdi sen. Sen murasıl tarih eden de o muza. Baktı o muza, etrafına baktı o nerede o muza. Baktı
faydası nədir? Əvvələn, sən üçün ki, mürasil, thaniyən, müşahidə və fəzaiyyə üçün. Sən tərh edəndə o mövzuğu, sən gerə gəyin biləsən, qayası nədir, hədəfi nədir, həl ya turasən, mən indi bir sistemdə işlədim, sabit 2003-dən, 2004-dən, 2004-dən, 2023-ə qədər. Mən nə etdim bu fətrədə? Hələmi bindirdim, bu qadiyyəm nədir, bu hədəfim nədir, bu mövzuğum nədir. Yəni, mən bildim məmləkətimin müanəti nədir. Hər şey, sən gərəkim təfkir edəsən, yəni necə deyər, cavanib silbiyyəni təcavüz edəsən, gecəsən, bələkis, olaşasan, müqaddimə də olasan, ələ səbil misal fəzaiyyə türkməniyəli, bir fət, yəni, bildiq, biz mütəbiədir özün daimən, fəzaiyyə türkməniyəli, maşallah, bir fət, yəni, daimən öz müvakibdə hədəsə, reportları işləyənlər daimən müləmisdir cəddənin, على من معاناتنا ضرر فلان شيء لا ضرر على مسافة واحدة يعني حقيقة بزبوما ما وردن ديارغ دائما أوز برجزل برمن باريدي على من حقيقة ساسن إيش دارد دائما ضرر نقل دارد معاناة بتون مكونات أجا عربتي أجا كرتي أجا تركمان أجا أير قومياتي فبو بر طابع وري فضائية جزل بر طابع وري أوزن دائما müşahidə daha çox olur, fəzaiyyə biz necə deyər, daha o qədər işləyən içində. Çox işləyən fəzaiyyə türkməni ilə getdik, ayrı qanadda işlədilər. Güzəl bir şey, güzəl müəd çıxatlar, güzəl mürasirlər çıxatlar, güzəl röportaj cəzələr. Bu hapsı cümlətən gəli media, necə deyər, media mühəni işləyən güzəl bərramı çıxadalar. Aleme bildirilir ne var ne yok bu memlekette. Sevgili Kasapoğlu, şimdi basın veyahut da medya dünya genelinde en güçlü silahlardan bir tanesi. Hatta belki de ilk 5 içerisine girer ya. 3. veyahut da 4. Bunu doğru bir şekilde kullanmak gerekir. Aynı zamanda medyaya baktığımız zaman dünya için o bölgenin bir kültürüdür. Özellikle de diğer halklara, diğer milletlere, diğer ülkelere göstermek için. Bu konuyu nasıl değerlendiriyorsunuz? Tabii ki medya çok önemli bir güçtü. Bu normalde dördüncü gücü olarak adlandırabilir o yüzden. Ancak vakayete birinci gücü. Çünkü bakın dünyadaki çok önemli hadisleri ortaya atan, vakaya ortaya atan, en son Irak'taki 2018'teki o Tişrin olaylarından sonra Başbakan Adil Abdülmehdi istifa etmek zorunda kaldı. Evet. Buna benzeri misaller çoktu. Demek ki birinci güç olarak görebiliriz. Amerika, Irak işgali. Mesela aynı zamanda bölgede de bir sürü olaylarda medyanın çok büyük rolü var. Demek ki silahtan daha önemli ortaya çıkarı birinci güç olarak görebiliriz. Dördüncü gücü bile derim. Yani biz bunu iyi değerlendirmemiz lazım. Bu silahı çok iyi değerlendirmek lazım. İyi yönde kullanmak lazım. Yani silah hep kötü değil. Evet. Silah iyi yerde kullanılması lazım. Çünkü silah bir tek saldırı için değil, savunmak için de. Bu şekilde düşünün gözünü. Bu son yıllarda biz Irak'ta aslında medya nedir? Medya bir köprüdür aslında. Yönetimle yönetici arasında. Yani bir nizamla bir de halk arasında diyelim. Halkın derdini dünyaya anladar, birçok yer anladır özünü, bunu nizam ejder görür özünü, o sıkıntıyı giderer. Mesela nizamın da bir fikri varsa, düşüncesi varsa, milletin maslahatında bu medya bunu millete anladır özünü. Kararatlardı, tatavuratlardı, bir şeylerdi, bu şekilde düşünün özünü. Yani sen bir vesilesen, bu vesileni iyi kullanmak lazım işte. Biz 20 yıl içerisinde ele aldığımızda, ne kadar bu milletin muayenatını eylem medya olarak ortaya koyabildik. Bütün caddelerde, sokaklarda, bütün her yerde var idik yoksa yok idik. Bu önemlidir. Yani partilerin, siyasilerin, fikir düşüncelerin fakat onun vesilesi, onun aracı olmayan aslında. Daha fazla memleketin, yani bakın ben böyle düşündüm. Son 20 yıl içerisinde Irak eğer iyi bir yere gelmişse
medyanın dövrü var. Eğer bir gün Irak kötü durumdaysa, harap durumdaysa medyanın çoğu dövrü var. Evet. Demek ki bu güç dediğimiz, az önce dediğimiz bu gücün tesiri nerede? Çok önemlidir. Ama iyi kullanmakta veya kötü kullanmaktadır. Evet. Nikaba'da, Nikaba Sahfiyin, Gazeteciler Sendikası, bütün Irak'taki gazetecileri bir numara temsil edendi. Yani orada olmak için, üye olmak için bir sürü kriterler ister, bazı şeyler ister senden. Hı hı. Daha önce 5-6 binken bir gün 30 binin yukarısında olmağı, bana vakti uzda adede güzeldi, insan hoşuna gelir. Ne hiç olmasın. Bütün mesleklerde yüz binlerce insanlar var. Hı hı. Bu meslekte de koy binlerce insanlarımız olsun. Evet. Gençler yetişsin, her şey daha iyi olsun. Ancak son zamanlarda bu kadar binlerce sayın içerisinde ne kadar bu mesleği iyi yapan var, ne kadar miheni var bu şey içinde, o tartışılır. Evet. Niye buna değindim ben? Çünkü bir müştema feritten, sonra aileden, sonra müştema olar. Evet. Bu meslekte aynen beladı. Birisi çok iyi muhabir olduğunda, birisi çok iyi medyacı olduğunda, her hardaysa o mutlaka müessesesine ve müştemaya da enkes eder. Hı hı. Bunu yapabilmirsek veya olmursa bizim durumumuz vahimdir. Bu kuvvetli, bu çok önemli, büyük silahı biz iyi kullanabilmedikten sonra, iyi istihbarat edemedikten sonra hiçbir anlamı yoktu. Evet. Biz indi en büyük sıkıntımız buradaydı. Hele bu son zamanlarda, son 10 yıldan azdı veya çoktu o civarlarda sosyal medyanın daha fazla yaygın olmağı aslında bütün haberler, gelişmeler bütün dünyaya aktarmakta çok iyi vesile oldu, çok mühimdi. Ancak sosyal medyadan gelip esas medyaya girenler bu işi çok başarabilmirler. Çünkü bu iş temel ister, iyi bir geçmiş ister, iyi bir tecrübe ister. Yani her bir olayı hemen aktarmakta, seri bir şekilde bütün dünyayı her yere bunu vermekte çok güzeldi, iyiydi. Ancak bunun faydası ne kadardı? Yani biz necaz sosyal medyaya çok iyi bir şey görünebilir. Ama bakın bütün dünyada, bütün devletler biz hariç bir olay olduğunda, patlama olduğunda bütün video fotoğraflar hemen yayılmaz. Evet. Sansür var. Hı hı. Hemen koyarlar çünkü ne için? O insanları bir korku havasına girder özünü. Evet. Onun için bizim birçok şeyimiz memlekette rekabetsiz, denetimsiz olduğu için bu da denetimsizdi. O bunda çok kötü maalesef yansımaları var. Hı hı. Benim bu konuyla ilgili diyeceğim, bu önemli, dördüncü görünen ama birinci güç olan medya bu memlekette çok iyi istihlal olunmadı, iyi değerlendirilmedi. Sorunları çözüm getirmedikten sonra hiç anlamı yoktu. Peki Ali Bey, şöyle bir soruyu hemen size yöneltmek istiyorum. Tabii 2003'ten sonra zor bir dönemden geçti Irak. Özellikle de 2014'ten sonra terör örgütü DAEŞ döneminde işte kurtarılan bölgeler 2017'den sonra. Başta siz olmak üzere bizim de bu konuda muhabirimiz, kameramanlarımız, arkadaşlarımız o bölgeye gidiyorlardı ve çekimler yapıyorlardı. Şimdi basın mensubunda çalışan, basın organlarında çalışan her ferdin arkasında maddi veya manevi bir destekte bulunan tarafların özellikle de merkezi hükümetin arkasında olması gerekir. Sizce yeterli mi? Yani destek çıkılıyor mu onlara? Ya da bizlere öyle diyelim. Yani 2003'ten bugüne kadar Irak bir sürü sorunlardan geçti maalesef. Daha önce çatışmalar vardı, işte terör vardı, kaide vardı. Ondan sonra mezhebi anlamda sıkıntılar oldu. Etnik anlamda sıkıntılar oldu. Daha sonra hemen daha bitmeden DAEŞ olayı, daha sonra belki de son 4-5 sene biraz istikrar görebildik. Bu dönem içerisinde devlet, hükümet zaten özünü kurtarabilmir. Yani özü ayakta durabilmir. Yok haklı veya haksız tarafa ama yani özünü toparlayabilmir. Kendisini toparlayabilmeyen, ayakta durabilmeyen sene kadar sahip çıkacaktı. Dolayısıyla bütün Irak'ın bütün medyaları gereken ihtimamı, gereken önemi kendi babası bildiği devlet hükümetten onu göremedi maalesef. Yetersiz kaldı. Onun için eğer medya yeriyebildiyse bir yere kadar o medyanın mesela siyasi tarafı ise herhangi bir taraf ise onu en azından biraz edebildi
koruyabildi veya bir şeyler yapabildi. Ama gerek yerel hükümetlerden, gerek merkezi hükümetlerden gereken ilgiyi görebilmedi. Çünkü bir gazetecinin başına bir şey geldiği zaman kim koruyabilir özünü? Kim ne yapabilir özünü? Onun hakları nece alınacaktı? Sendika var. Belki de buna benzeri terefler var ama yetersizdi. Neden? Hı. Bakın, Irak'ta kanun var. Irak'ta olduğu kanunlar bütün Orta Doğu bölgedeki devletlerde bu kadar önemli ciddi kanunlar yok idi hala. Ama uygulanmadı. Uygulanmadıktan sonra hiçbir anlamı yoktu. Geç gelen adalet, adalet değildir. Evet. Bu şekilde. Güzel özetlediniz. Ali Hocam, son soruyu da size yönlendirmek istiyorum. Yaklaşık son 4 dakikamız var. Geçtiğimiz günlerde Bağdat'ta bulundunuz. Özellikle de şehit aileleri ödüllendirildi. Başbakan Muhammed Halbusi tarafından ve bizzat siz de oradaydınız. Bunların içerisinde çok değerli abimiz, burada bizlerle birlikte olan ve maalesef terör örgütü DAEŞ'in pusularında, öyle diyelim, pusunda şehit düşen rahmetli Ahmet Haceroğlu'nun ailesi de ödüllendirildi. Yani şehit aileleri için yılda bir kere böyle bir ödüllendirme töreni düzenleniyor. Neler söyleyeceksiniz? Hakikaten biz müşarak ettik. İhtifaliye 154 Bağdat'ta. Tevcih nikabı Bağdat'tan idi. İstediler şehitlerin adları. Ve şehitlerin birileri Ahmet Haceroğlu, Allah affet sözün. Bugün reis uzara tekrim etti ailesin, kardeşin, yani özü her aileden bir mümessil getirdi oraya. Bütün şehitler Irak'ın nikabalarında tekrim etti özlerin, bir meblağ para verdi özlerine. Nece deysen, Besyu Ahmadi'ydi, Karkut'tan 3 tane aydılar tekriben. Bütün arkadaşlardan, Araplardan, Kürtlerden, Türkmenden. Biz bildiğimizce Ahmet Hacer oğlu'dan Muhammed Sabit'i tekrim ettiler bugün. Reis uzara Muhammed Şia Sudan'ı tekrim etti. Özlerim Fındık Reşit'te. Ala Hamiş İhtifaliye bugün malıydı. Gördüğü bir cümle kararat verdi. Bugün reis uzara medyanın işini sehliyetsiler. Husul alel ma'luma, ma'lumati daha sehliyetsin, intikal olsun bütün şeylerden. Biz müşarakamız hakikaten müşarake, çok güzel bir müşarakaydı. Hemiz günüydü birinci şey. 2 gün kaldık orada. Biz tarif ettik Farah Nikaba'nın işi. Karkü gün temsil ettik orada biz. Sen özü bilsen Karkü gün temsil eden bir şey sehilde ki. Ve sen yaragim bildiresen bütün alemen bu Karkü nece diyesen bir kavmiyede tevacüd eden bu memlekette Arap var içinde, Kürt var içinde, Türkmen var içinde, Mesihi var içinde. Bütün tavaf var yaşıyor bu memlekette. Ve biz müşarakamız çok mühim bir müşarakaydı. Orada Nikaba'da çok ihtimam ettiler. Faaliyet var idi. Takdim ettiler özün folkloru, Karkü gün folkloru. Kürt, Arap, Türkmen orada takdim olundu içinde. Bugün şehitleri tekrim ettiler. Yani bir şekilde am müşarakamız Bağdat'ta mühim bir müşarakaydı. Temsil ettik Karkü'yü. Hazır olan Ustad Abbas Bayati, reis nikabanı. Zaten Hayya Ahmet'den 5 taneydik. Temsil ettik Karkü'yü, tekrim ettiler şehitleri. Yani hakikaten Ahmet Haceroğlu'nun tekrimi ve özü tekrim bütün sahafiler için. Yani bu akbar delildi. Karkük'te medya işleyenler tazhiyat verdiler. Onun makabiline bakilirler. Bütün sahafi bakilir hakları hükümetten. Bizim cümlet hukuk sahafilerin var. Hükümet gerekim şeyet sözün. Karkük'ün valisi Ustad Rakan Said çok mütabiidir. Karkük'ün sahafilerinin hakları versin. Bu yakınışlarda inşallah güzel bir haber var bütün sahafiler için inşallah. Biz mütabi ediyoruz. Ustad Ali de belli bu mevzularda. Reis Nikaba, Ustad Abbas Bayati daimen mütabi eder işleri. Şehitlerin hakları, bütün medyada işleyen difa ediyoruz. Yani nece diyesen haklarını aldık. Temsil eder gözlerin bir sıfı kanuniye. Nikaba'nın kapısı açıktı. Arapçı, Kürtçü, Türkmançı kim gelen ister her şey hak difa etsin o bir yapma isteri, her şey isteri. Nikaba'nın kapısı açıktı. Her zaman gelen bütün medya için
intiması var. Ustad Ali tevzih etti bir kez evvali. Bas şurtu var intima eden. Gerek midyede işlesin, harici olsun, işlesin bir cihe ilamiyede. O cihe ilamiyede işleyen gerek muhtemed olsun nikaba makar amda. فجمله تسهيلات وروز فرع نقابه تقديم يدروزن بشكل عام كاركوكتا المدافع الاول عن بتون ميديا ديش لدن نقابه الصحفيين العراقيين يعني حق لارن دائما اختاره دائما شهيد لارن حق نجاتري بتون ميديا نشلين حق لارن اختاره فبز دائما نقابه صحفيين فرع كاركوك دائما قابس اشخط بتون جلان تشي بتون bütün kardeşlerden, Araplardan, Kürtlerden, Türkmenlerden, Avukalanlı. Yani özü mezicdi. Sen özü bilsen bir işleyen Kerkük'ün özü bu mezicidi. Yani bir Leo'ndan olmaz. Evet. Nikaba kapsı daima açıktı. Her nesli medyada işleyen müracaat etsin, tapar. Daima hibiz hizmette gözler için. Peki. Çok teşekkür ederiz. Bizlerle birlikte olduğunuz için ayağınıza sağlık, yüreğinize sağlık diyorum teşekkür efendim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Size teşekkür ederiz. Değerli izleyenlerimiz, Olaylara Bakış programının sonuna geldik. Bu hafta bizlerle birlikte özellikle de 15 Haziran 1869 yılında biliyorsunuz ki Irak basın kurulmuştu. Irak basını kurulmuştu ve basın haftasından dolayı bu programı siz değerli izleyenlerimize ayırmış olduk. Önümüzdeki hafta tekrar yeni bir bölümle karşınızda olmak dileğiyle sağlıcakla kalın efendim. Hoşça kalın.